Çapağına vurayım tam görelim. İçiş köpeğiniz olan kuş gelmesi. Ben sen kurban olma. Dört tane düğüne çağırdılar. Gidemedim dedim evde oynayan kurtlarımı töker. Biz onlarca kurtuz bende. Kız olmuş gölgerçin mi sıçtı üstüme? Daha yeni bir milli piyango oynadım. Bir de kumar mı oynayayım? Ay şükür ya, dedi bak ya. Ay. Ay. Şu boynuma yine ya. Akı değiller. Değişiklik yapacağız. Maşallah, maşallah. Değişiklik yapacağız. Çıkar, çıkar, çıkar. Kız, neydi bu kanadı? Çıkarır mısın? Vay be. Çıkar, çıkar. Bunda mı? Çıkar, çıkar. Şalvarı da çıkaram. Değişiklik diyorum Mevlüt. Başla. Başla. Değişiklik yapacağız. Zaten evi değiştirdik. Hani hepimiz değiştirdik. Ben Pınar'la başlamak istedim. Yulardan? Yular değil. Bu ya. Allah Allah. Ne işe yarıyor? Ambulan bağlıyor. Ambulan. Ay çok yakıştı ya. Çok modern, çok elit, çok beyefendi oldum. Allah Allah. İnsan gibi oldum. Ya ben ne hayvan bir adamım. Ne kadar da var gibi yaşamışım. Yılların hikmetine bak. Ooo, keşke 78 senemi de bu şeye de, haluya da şey dedik. Ooo! Mevlüt'cüm, sen çıkma kalmayacaksın. Kuler sadece başlangıçtı. Halalı. Canım bazen kulerlerine papyon. Papyon? He, şalvarın üstüne de gider ha. Şalvar yerine de askılı pantolon. Halalı. Cepkenlerine de çizgili ceket. Yani donumuza kadar değişecek. Vay be, bir davulumuz vardı davulumuz. Köylerde çalardık, dadım bak, dadım bak. Geldi Avrupa'ya, trempet olarak geri geldi. Bir zurnamız vardı, koyunları önümüze katıp götürdük. Geldi Avrupa'ya, altını böyle ters çevirdiler, saksafon olarak geri geldi. Ya bir atkımız vardı, o da kullanıldı ya. Ulan Avrupa, pes yani. Ben Avrupa yani her şeyi değiştiriyorum. Kız yani kızın hiç Avrupalı mı ulan? Evet Mehmet'im, modern olacaksın, elit olacaksın, insan gibi olacaksın. He, insan gibi modern. Zaten elitlik bir yani, he elit olmamız lazım tabii. Ya böyle bir sosyete bir karar alırsak elit olmamız lazım tabii. Şaleciğim hele otur hele, otur hele, öyle mi ben sana? Kız onları bir daha giyme ha, gece yatak odasına doğmuşsun cine düşecek. Bu ne lan seversen ha? Birinci kalk gidek yerini pokyeme otur. Baba sen bilirsin ne var ne yok. Bu herifte ne zaman aynı frekanslı olacağım. Anlamadı anlamadı. Baba linki çiniki var ki koş ver. Kudeş de razı çağım kudeş de razı. O kudeşler seni çarpar. Demiş bitirmiş ben ha, boğaz kotikte lan ha. Boğaz kotikte. O kadar da yeri bildi ha. Bunu anasız kaynak sudan yıkadı. 60 dereceden yıkadı, sandalyeden beraber çekti. Ayıp ya, yaşlı başlarla niye karışıyorsun ya? Kız ölme, ölme ha. 120 yaşında, sanki artık 120 daha yaşayacağım. Dünya parası mı çakacaksın? Herkesin babası öldü, bu niye ölme ya? Sen de heves gibi, bu eski mi? Belki de ölmüş haberi yok ha. Daha bir sorumlusu var benim de. Ne sorumlusu? Sen niye bana karşıymışsın? Ana, kız daha nasıl ilgilenem? Herkes
Normal insanlar gece onda kalkıyor ya lavaboya gider ya mutfağa. Güzel bir aksi direkt alışverişe gitsin. Arkandan kredi kartı kavuşturayım daha nasip gilene. Canım ben hala bahsetmiyorum ki. Olalı. Ya canım ben senin huyunu, suyunu, her özelliğini biliyorum. O senin hanımlığın, hanımlığın. Senin insanlığından gelir. İnsansın, ama, yerinde var. Ama sen bana hiç ilgilenmiyorsun Nihil. Benim hiçbir özelliğini bilmiyorsun. Ne daha nasip gilenem hanım. Ben benim ki ne özelliğim var. Ya canım mesela, mesela ben kahvemi nasıl severim? Ya da ben kahvemi nasıl içerim? Üstten dütmeden ağzından. Bir daha çocuk dersin üstten dökersin, ağzından dün çatla daha. Hadi bu nasıl içerim? Kanka bir küpürür lan bunlar. Ya sabır yalır. Aynı namı Kemal'in öğretimiz idi. Bir şeyler millet diyecekler ara verdi. Cale. Canım. Oo, yıkama yaklama bölüm ne gibi belli bir şey istiyor. Belli bir şey istiyor. Efendim canım. Canım diyorum ki. He öyle. Bu akşam dışarıda mı yemek yesek? He dışarıda yek. Balkona ser yek. Ya Mart'ın dördü abi yerimiz mi donar babam şimdi ne şaşmasın dışarıda. Zaten kar olup evde bir sıcak yemek yaptığın yok. Mervin aşkım partı mı abi bir de dışarıda ye sırtı mı abi. Ben hamburger ye ye millete bile kısa günü bakayım hamburger ye. Ya neyi kar ediyorsun ha neyi kar ediyorsun. Geçen akşam sana da karnı yaptım ya biraz da bedel ol canım biraz da bedel ol. Senden sonra makarnaya bakış açım değişti. Ambele bir uşak kuşkanaya iki kilo makarnayı bırakıp anam giden gelen 5 kilo salçayı dökerek köpüş gibi bir tahta fırçasına karıştıran tek adam. Eksiklerim olabilir. Direkt tencereye koyulmuyormuş. Haşlanacakmış. En azından onu öğrendim. Elinden bir şey yiyilmez karı ben bunu öğrendim. Ne makarna yaparsa burası tabi. Bir yok başıma alan bir yer. Hangi can bu kadar? Ne? Yale, ne öyle lan bu sefer ne? Canım. Canım ne ha ne? Ne öyle lan? Ya canım ne zamandan beri tırnak bakımını yaptıramıyorum. İyi. Acaba yani yaptırsam mı Mevlüt? Tırnakan bakacaksın, evden bak eve, evi çok kötü ya. Komutanı gibi komşuyu çağırın. Geçen hafta sonu geldim ki komşuların üstü derler bu gibi dizildi. Nereye basalım? Nereye basalım bile? Birbirlerinin sırtına basıp elden çıktılar, elden gitti. Kız bu ne pisliği? Ya ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Temizlik yapma, yapma. Canım mı çıkarayım? Ay canım mı çıkarıyor? Zaten temizliğin evini yıkmışsın. Çok canın sıkıysa perdeleri sök yıka. Rekli rabı da valla sevdi. Sesin kesin la ulan. Bu kadar akşamları kokul star mı iyi neydi? Ne enerji anam bu ne enerji? Yale ölem bu sefer ne? Canım. Oy ölem ben sana ne ha ne? Ya canım sabahtan beri bütün söylediklerimi reddettim. Ya neydi bari ölem dedim. Oo kız hele dur hele şimdi yani göbeği dışarı atılmış inşallah bir dışarı çıkacaksın. Ona kız anangilden buraya gelemiyor ki. Zaten anangiller bizim ev gibiler. Bize gelmeden önce anangile gittiler, sonra bize geldiler. Abartma bir kiram, günde 3 sefer gidiyorum. Günde 3 sefer mi gidecek? Sabah öğle akşam. Eve de 1 sefer okursun. Kız akşamlar erken gel, oturak ha, var ya. Şimdi dedin ya anam gülecek, dizlerin kırıldı. Kız ona senin bir tevr olmuş ha. Böz büyük karı saçını başını boyatı yeni gelinler gibi gel karşımda oturayım. Bir yırtışmalar, bir kırılmalar. Niye? Kızı 4 yıllık fakülte mezun ol. Kızı İstanbul'un Nişantaşı'nda yetişmiş. Tabii niye kırılmıyor? Aferin Mevlüt, aferin. Niçin döktün? İyi söylendin. Gitmiyorum iş yere. Ama sen de annenin adını alsa alma tamam mı? Alma. Bilmiyorum artık. Ananı gülümden alsın. Gülüm atayım. Mevlüt.
Hele ona su yüzü açık deniz. Ereği düşüp ayırmadı. Ver baba bu sefer de. Benim çağım sesin sana gelir mi ha? Dersin gelir gelir sersin kendisine. Her gün kendisini kontrol ediyor. Öldüm ölmedi mi? Ölmezsin ölmezsin. Sen ben toprağı kumadan ölmezsin. Kızın şakalar nerede? Selami içeride ders çalışıyor. Maşallah maşallah. Bak okuma kırı maşallah maşallah. Bu diğer zibidi nerede? Ay canım. Cem oğluşum. O da rock konserine gitti. Ya diğeri Ögün ya. Selanaca kırla kırla söyleyeyim. Kız ne şaşmış rock konserinde? Tamam gelsin genel kültür. Zaten konser geziyiz. Desen ki saray camisinde mevlüt var gelmez. Hatta caminin yerini unutun. Hırırlar, hadi hafta saray camisi. Mevlütün uçarpı. Ne şaşmış ha şimdi konserlerde? Kız ortalık bozuk ha, yerler mühürlendi, ne şaşmış? Konserde biri böyle yanaşsa bir herif. Bıçaktan partına bir tane vurup böbrek mafya. Ortalık mafya dur ha, böbrek mafyası var ha. Yok çağdaş olacağız, yok bilmiyim. Yere gir aktif vites. İçeri girdi giz yok. Allah beterden satıyor. Neyse Rauf Selami. Selami! Baba! Yavrum! Baba! Oğlum! Baba! Lan küçük Emrah'a dağlam oğlum. Ben... Baba! Kolum ağrı ya! Oğlum yavrum dur lan. Duyma baba duyma! Yok duymayacağım yavrum. Duyma baba duyma! Yok duymayacağım. Duyma baba duyma! Ulan oğlum, cuma günü söyle, sen ne kurun, ne düşman atın oğlum?
Şövalet tutar bakalım. Yeter, konuşma çocuğa, yeter. Ya sabahtan beri anlatıyorsun, anlatıyorsun. Canım, neden bu kadar şaşırıyorsun ki? Senin oğlun Erli'ye sana benzemiş Mevlüt. Erli'yi bana benzemiş ha. Oku yavrum, oku, oku. Oğlum bir günde bir şey normal oku ha. Ben herkes sehpanın üstünden çalışıyorum, bu sehpanın altında ne? Ya ne manyak bir adamsın oğlum. Ya da yer altı şaşırsın yok, yenersin aşağı. Selami, deyin ki oku oku, itim koku. Celal'in kitabından da önemli ha. Bir kızım bu ne? Seninle başla. Şiir kitabı, Levent Kent yazmış. Aferin Levent Bey, bir kitap çıkarmamışsın, yüzüne vura, aferin. Galiba haklı.
Yavrum bak çok önemli bir konu ha. Bak çok önemli. İyi kulak verin ha. Bu iki konu ilk yardım. İlk yardım yavrum. Çok önemli ha. İlk yardım. Mesela ne diyelim ki anadan babası kalp krizi geçirir. Bak kalp hadi babası boş yine. Anas can derdine gelmiş kalp krizi geçirir. Bir daha sabrına gelir. Ben sana kurban olurum ha. Ya çocuklar seni çok seviyor ya. Onun için senden örnek vereyim ha. Diyelim ki anas can derdine gelir. Tamam mı? Sırt üstü yatıracaksın. Sak elinizin üstüne sol elinizi bırakıp pumpa 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 pumpa. Oğlum sanki logar tıkanmış. Valla buyurmaz mısın oğlum? Bu nereye çekiyorsun? Valla masaj yapar. Masaj, 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 masaj. Ha diyen ki, Jale dedi ki beni Sivrice sahillerine götürün. Bak dedi Sivrice sahillerine. Orada Jale suya girdi. Sivrice sahillerinden bir dakika Jale'nin poçkine tuttu, almış içeri doğru. O sıra Jale size şu hareketi yaptı bak. Ne yapacağız? Cem, ne yapacağız yavrum burada? Anne sallıyor, bizler sallayacağız baba ya. Arasmaladık, Allah'a emanet. Kullar olsun. Evet. Ulan sultanım, anan can veriyor oğlum, anan ölüyor ha, kokunu ya. Her sallayın, iki ölüm kurtarın bizi. Selami ne yapmamız lazım? Ömersini bekleyecek baba. Kullarım, Mevlüt mü okutacaksın sonra? Ulan anan ölüyor, anan. Anan, ne diyecek? Hemen suya atlayıp, Jale'nin poçkinden tutup, Sivrice sahillerine doğru çekecek. Orada ne yapacak? Kuyat duracak, ne yapacak? Bak burası çok önemli. Sunni teneffüs! Sunni teneffüs olur! Bak şimdi ben size sunni teneffüsü üreteyim. Çok önemli ha. Mesela Cem, yok sen dur. Selam sen yat gösterin. Yavrum part üstü de, sırt üstü. Ben sunni teneffüs değilim, part üstü yat. Oğlum ayakların yendirin. Ulan ne manyak adam, kamera çek içinde Arsun 8 yazacaklar. Şimdi bak, asla hızlı buldum ya. Şimdi sünni teneffüs yapmak için, yavrum bak, burası çok önemli. Selam ver, ağzını aç. Ya baba açam, ağzıma ne diyeceksin? Ağzına sıçacak, böyle. Doğrum sultanlık etmeyin, bir de bak ciddi bir şey söyleyeyim. Onun yer başına gelir, bir dakika ona gelirse, tıstım bırak olursa. Şimdi bak, şimdi... Evet, değerli misafirler, al bakalım şimdi bu arkadaşımızın ağzına hep beraber ne yapıyoruz, al bakalım. Sünni teneffüs, al bakalım, evet. Ne yapıyoruz, hep beraber, önceden sonra bakıyoruz, al bakalım. Evet, hadi yallah, ağzına, dur, burada, dur, Yani bak sanki kuşundaymış. Çocuğum anne bak daha sonra bizi öyle bırakacaksın ya. Ya böyle anlatacaksan anlatma Mevlüt, tamam mı, anlatma. Siz ne anlıyorsunuz sünni teneffüsten? Yan apartmanın yangın ziline bassalar anaokul teneffüs diye dışarı çıkarsın. Anlatayım ya, oynamayayım ben. Tamam başın etin yine Mevlüt, sen çok biliyorsun ya. Peki söyle bakalım Mevlüt Bey. Elektrik çarptığında ne yapmalı? Baba onu ben bileyim ha. Süre yavrum. Bir kovasınık beni. Onu görmeyen de üzülürsün. Bir dakika buna gelin. Yavrum anaza elektrik çarpar da süt dökür. Bir şey olmaz. Ne oluyor Mevlüt? Ne oluyor ya? Sabahtan beri benim üstüme hareket ediyorsun. Ya senin benimle derdin ne? Sabahtan beri sesimi çıkarmıyorum. Ama yeter. Burama geldi yani. Burama geldi Mevlüt. Yeter. Kalbi duran ben. Boğulan ben. Elektrik çarpan ben. O da yetmiyormuş gibi. Elektrik çarptıktan sonra üstüne bir kova su yüklenmek ben. Aferin Mevlüt. Sen böyle devam et ya. Devam et yani. Bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Anas kızmış ya der mi? Bu karı kızınca kaynamaya çıkıyor. Aynerdeki büyüklü tencere ha he? Kızınca kaynamaya çıkıyor. Sen geçen beşinci kattan düştün ölmedi. Öldürmeyen alı öldürmeyen ha. Bu karıya düşür. Ölmüyor. Karı ölmüyor. Ölmüyor. Ayın benim baba ölmüyor. Dünya gazı çakmışlar. Ölmüyor. Ölmüyor. He? Bu karı ölmüyor. Buna bir şey ölmüyor. Ölmüyor. Sen burada. Baba! İşin gelme. Hayal. Hani daha yeni sudan bahsettik ya. He. Bu pazar günü herkes balık tutmaya gidip gider mi? Yavrum balık tutmak bir sanattır. Bak şimdi beni ilgilen. Bak şimdi size balık tutmayı anlatam. Yavrum hele balık tutmak kolay değil.
Şimdi bizim böyle evvel zaman içinde böyle o şey gençlik zamanımız, böyle yavukluğun zamanımız daha böyle cale, kaç, merdik, yakala oynadığımız dönemler. Böyle yavukluğunla gidip balık tutmaya, siz git, vurma kırılırım. Gidip balık tutmaya, ula ben oltaya attım, çektim, dardana tun. Dardana tunu çatlamışlar, kutusunu atmışlar. Boş kutu, kodum kenara. Anaz oltaya attı, çekti, lastik. Bu tarafından Nike, o bir tarafından Adidas yazıyor. Ankara lastiği yeni çıkmış, özellikle. Kodum kenara, dedim ki, yavrum burayı de. Gel dedim, hoş bir yere gidelim. Neyse, yavrumu aldım bir yere gittik. Orada oltaya attım, çektim, palamut. Palamut ha, gördün şaşırmış. Kodum kovaya. Oltaya attım, çektim, aynalı sazan. O zaman gelcim, torikim var. Aynaya bakın, bir de saçlarım verdi. Korum atıyor, kalın. Ondan sonra oltaya attım, çektim. Tam sivri arkadaşları Karadeniz'den geldi. Bizim akraba. Onları aldım dedim şeyin içine. Ula oltaya attım çektim köpek balığı. Oo! Köpek balığı. Köpek balığı ha üzerime sekirdi. Hiç sesini çıkarmadım. Korumu çemirledim. Köpek balığının boynunu kökünü iki tane buldum. Oğlum yok oğlum akıllı ol bir dakika ne geleceksin ha. Elimin ayarı yok ha ne yapacaksın? Köpek balığına vurdum baktım biri değil. Kırr. Dedim ki beni korktu. Dedim ben az çocuk lan ölürüm lan. Ölürüm. Orada köpek balığının yüreği düştü. Dövdüm. Kodum onu kovaya. Anas baktım hele yazık. Baktım hani bakıya tutam bile karnına bile. O zaman Anas zayıftı 37 kilodu. Olta da 27 kilodu. Oltaya atı suya baktım kendisi de kalktı gibi. Koşkuyla tuttu. Çektik, ooo oltanın ucunda bir heri. Ama böyle bu cücük kalmış, 48 kilo. Burası neysin sen? Dedi abi dedi, ben piknik yapmaya geldim, suya düştüm. Ben dedi, belediyede çalışayım, kuremene çalışayım, 3 aydır maaşımı alamamışım. Hüseyin babası! Bırak, bırak, onu da bırak, kamçı, bırak. Ulan manyak, hakkın herifini kovaya neye bırakam, yola bırak. Canan mı bilirdi? Neyse, herif dedi, oğlum bak şimdi ben size balık tutmasını söyleyeyim ha. Şimdi bak, yanınızda diyen ekmek var. Ekmekten direkt bir parça alacaksınız. Bak, bunu yapacağım. Ağzımızdan yumuşattık, kancaya taktık. Gerek ekmek yok. Baş bandağımızla yeri eşiştirecek, eşiştirecek, sokulcan bulacak. Sokulcanı alıp ne yapacak? Ulan ağzımdan dolayı yürürüm. Ulan siz ne manyak bir adamsınız? Oğlum siz nasıl bir evlatsınız? Ulan sokulcan ağzına koyulur mu? Neyse ağzımızı bozmayalım. Sokulcanı alıp kancaya taktık. Sağ taraftan bismillah deyip üç sefer saladıktan sonra suya atacak. Tamam. Millet! Millet! Ya sen ne balığı, ne oltası anlatıyorsun çocuklara? Babam babam balık tutmayı öğretti. Ağzın gerçek, her şeyi söyle bana. Kız ya ha, kız televizyonda balıklar çıkmış. Belgesel bak, kız belgesel bak. Ana, belgesele bak hele. Canım belgesel diyorsun, haberleri izliyorsun. Belgesel o dantelin altında. Dantel koymuşsun, görün mü? Ne anlatıyorsun babamızda çocuklar? Balık tutmayı öğretti ya anneciğim. Babanız da adını ama balık tutmasından ben bununla ilgili bir anımızı anlatmak istiyorum. Biz bir gün... Bir gün kız sen bir gün bir melemen yaptın onun ancak hoştu. Hele kalk bu melemeni yap ye. Valla hadi hele kalk. Şimdi sırası mı şimdi ya? Hakikaten senin yok yok. Valla bu çok hoşaktı. Hele kalk. Bir gün babanız da... Bir gün kız sen o melemeni nasıl yapıyorsun evin yapılar. Ne el lezzeti. Bütün karılar gelir senden melemen örneğe gelir. Çünkü 3 tane domatesin içine 27 tane yumurta kıran tek var. Ameliyat boş yapıp domates görün mü ya? Görün mü? Ya? Hele, hele kalk bir melemen yap. Sırası benim, bir saniye anlatacağım. Anlat ha, anlat. Kız hele kalk melemen yap. Hoş yapmışsın, hakikaten avlu var. Hele kalk. Eylül, ya lütfen ya. Şeren dökülmüş, anlat. Bir gün babanıza balık tutmaya gittik. Ben tam bir kova balık tuttum. Babanız ise oltaya atıyor, ayakkabı çıkıyor. Oltaya atıyor, konserve kutusu çıkıyor. Oltaya atıyor, terlik çıkıyor. Anlayacağınız babanız sudaki bütün çöpleri topladı. Babam ben herhalde hiçbir üzerimiz olmayacak. Ne kadar aklın gelecek? Ben sizin için çok güzel. Anlattık
Ya analar, analar değil. Anaylar canım, anaylar. Hadi bakalım Sevcan Bey'le. Değerli misafirle. Kalkın gidin çocuğunuzu yedin. El yüzü yıkayın. 10 dakika ara dedik. Anlayın artık. 10 dakika ara dedik. Ben de Cale'den önemli bir şey konuşacağım. Cale oturma odası, misafir odası, mutfak.